13. yüzyıl Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu yangın yeri. Yarına ait insanlar hiçbir ümidi yok. Yani kıyametin adeta dünyadaki tezahürü gibi bir şey. Ben çok düşünmüşümdür. İşte bu zaman diliminde yani insanların adeta kıyameti özlediği, yarına dair hiçbir ümidinin olmadığı, mahvolduğu şartlarda bugün dahi Türkiye sınırlarında ve Orta Doğu sınırlarında bulunan her düşünce ve her anlayış ve her inanç mensubunun benimsediği üç sima bir arada yaşamış. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, belki Şeyh Edebali. Bu isimlerde hiç kimse ihtilafta değildir. Evet. Ve bunlar 13. yüzyılın bu şartlarında bu coğrafyada yaşamışlar ve dördü de farklı mekanlarda insanların tam da ihtiyaç duyduğu şeyleri seslenmişler. Ama öyle midir? Öyle değil midir? Hep inançlar insanların ihtiyaç duyduğu anda ortaya yani çıkmaz mı? Şu, ümidinizi kaybetmeyin. Başınıza ne geldiyse birbirinizi sevmemeniz yüzünden geldi. Birbirinizi anlamamanız yüzünden geldi. Birbirinizi sevin. 72 biz milleti bir tutun. O şeyin benzerini mütarekinden sonra yaşadık. Evet. Evet, Yahya Kemal'in beyti vardı meşhur. Bir gün olur olduğumuz kanla silah bu lekeyi, insanoğluna bir şeyin olan bu muahedeyi. Evet. İnsanın utancıdır diye şey yapar. Ondan sonra şey gelir, o galibiyet çünkü son ordusudur İslam'ın. Aynı şey yaşadık biz. Aynı şey. Aynı şey. İki boyunca. Köse Dağı ve Mondros sonrası aynı umutsuz dönemdir. Arada ya, yani 600 küsur işte sene var. Evet. Bizim farklılığımız da burada zaten. Biz sıfır noktasında öyle bir sıçrama yapıyoruz ki. Tarihte bunun örnekleri şimdi var. Şimdi sıfır noktasına gelmedik yani. Yani şimdi yapmadık. Dibe vurup zıplıyoruz yani. Evet, yani bu bir kabiliyettir Fatih Bey. Yani bunu sömürgecilik tecrübesi yaşamış ve mankurtlaşmış nesillerde göremezsin. Bu ancak içindeki bu filizi yaşatanlarda görebileceğiniz şey ki işte Anadolu'nun böyle bir başat imkanı var. Anadolu zemin veriyor. Çünkü dünya tecrübesinin temerküz ettiği toprak Anadolu'da var. Bu topraklarda var. Ve biz bu toprakları değerlendirirken sahip olduğumuz değeri maalesef unutup bu değerin değerini biz yine batıdan öğrenmek durumunda kalıyoruz. Benim gençlere tavsiyem lütfen kendi kimliklerini, kendi kimlik kodlarını okusunlar, tartışsınlar, birbirlerini sevsinler, birbirlerini dinlesinler. Size internet grubu mu kurulmuş? Azmi Özcan Hoca'nın hoca talebeleri diye. Evet, öğrencilerim öyle bir şey kurmuşlar. bu çok zor bir şey değil ve bizim dünyaya hediye ettiğimiz bir şey. Yani ve Türk milleti olarak bizim sorgulamamız gereken bir şey. Aradan geçen 700 yıla rağmen biz hala bu isimlerin etrafında birliğimizi bozmamışız. Biz mutlaka bu birliği tekrar canlandırmak durumundayız. Şu an bizi parçalayan, bizi birbirimize düşüren her gün şehit haberleriyle bizi yani kabus gibi bir hayata götüren süreç bizim sahip olduğumuz bütün bir yapının parçalara ayrılmasıyla ortaya çıkan bir süreç. Halbuki batıdaki milli kimlikler küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir süreçtir. Yani bunu görmek durumundayız. Ve öyle bir yapı yapmalıyız ki bu coğrafyada yaşayan insanlar hiçbir şekilde bir daha bir araya gelemesinler anlayışının tezahürüdür. Ama İngiliz... Murat, acaba... efendim, özür dilerim. Onunla ilgili epey bir mail geldi. Bir rektör nasıl olur da zamanın ruhunu sahiplenir? Zeitgeist terimi ilk kez 18. yüzyılda kullanılmıştır. Zaten sahiplenen de olmadı. Nereden çıkardın onu anlamıyorum. Ben dedim hocama siz zaman ruhundan bahsedersiniz diye. Film de var, evet. Bahsedersiniz diye o da bunu anlattı. Yoksa bu terimi ben buldum, ben Zeitgeist'im falan demedi. Onu da hemen hatırlatayım. Öyle algıladıysanız herhalde benim hatam olmuştur diye düşünüyorum. Hocamın bir soru yok. Yalnız demin söylediğin şey var ya, Serdar'ın yazısı. İngilizler veya Batı. Biraz da Gertrude Bell'den bahsettin orada. Şimdi şu var. O dönemde yani oturup bu adamlar öyle bir Orta Doğu yapalım ki efendim ileriye problem kalsın da biz çözeceğiz falan, öyle açık bir şey yok. Yok mu acaba? Şimdi bir kere Şerif Hüseyin çocukları var. İngiliz-Fransız kavgası var bölgede. Tabii. İngiliz alıyor, Irak'a kovuyor, kral yapıyor, Fransız kovuyor. Onları konuşacağız. İkincisi,
Orta Doğu sınırlarının çizilmesi konusunda Gertrude Bell'in babasına yazdığı günlük mektupları okudum. Çoğunlukla. Bir de makale var bu arada, hatırlatalım. How to the Middle East Map Came to be Drawn diye David Fromkin'in açıkça o süreci anlatan bir makalesi var. Ama yani Bell oturup da şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle bölelim de falan dememiş. Bütün dertleri onda şey. Uzun pazarlıklar. Tabii. O Litani Nehri sınırı Transjordan olarak çıkıyor önce Yudin tarafı. Orada bir şey, Abdullah'a bir taht arıyorlar. Bir de bir şey var tabii yani. Bir de galiba o zaman şeyin nedir bu? Turkish Petroleum'un petrol alanlarını zaten Turkish Petroleum o zaman bizim değil zaten. Mesela pek sık gündeme gelmez ama bu İngilizlerin, Fransızların Orta Doğu yapılanmasında perde arkasında her zaman da bir Rus tehdidi vardı. Rusların Boğazlara günlerinde hakim olacağı projesi. Dolayısıyla tabii. Bizim bunun önüne set çekme mecburiyetimiz vardır diye. Bunu ama sınırlar çizilirken özellikle Irak'ta, Irak'ın bağımsızlık öncesindeki 15-20 günde Gertrude Bell'in hem oradaki İngiliz komiseriyle nasıl kapıştığı, efendim aynı zamanda krala nasıl destek verdiği, fakat oradaki komiserle didişmesine rağmen Kahire'deki asıl Arap bürosunun arkasına almış. Mahmud'a falan. O mektupları falan duruyor. Babası günlük yazmış. Bugün diyor Irak'ın güneyinin sınırını çizdi. Sınırı düz bir çizgi. Mesuriyim. Ama yani öyle ama bir şey. Ama şimdi orada niye Irak'la Kuveyt'i bölüyor mesela? Sebep ne bölmesi? Ayrı onlar. Bizde de ayrıydı. Şimdi bir Kuveyt de şu var City'de tabii yani. Bir kale var. O zaman mesela. Basra'yı niye bölmüyor? Şerif Hüseyin'in bir yolu var. Mesela orayı da üçe bölebilir. O zaman böler Bağdat, Basra, Musul diye. Onu niye bölmüyor? Fatih. Osmanlı valiliklerinin olduğu yerle tek devlet yapmışlar, birleşmişler. Evet, birleşmişler. Bir de mesela bu kitap üzerinde sömürgecilerin tarihte test ettikleri bir süreçtir. Aynı şeyi Ruslar da Türkistan'da yaptılar ve kendi aralarındaki kavgalarda hakem olmak adına. O tamam, o düşünceyle yaptılar. Bu yapılan bir kere uluslararası ilişkilerde şöyle bir giriş yapılır. Orta Doğu'da sinek dahi uçsa şu üç şeyle ölçmelisiniz. Bir, bu işin dinlerle ilgisi var mı? Çünkü dinler pazarlık kabul etmez. Ve Orta Doğu 3 dinin merkezi. 2, bu işin enerjiyle ilgisi var mı? 3, bu işin stratejiyle ilgisi var mı? Yani yaşanan bütün hadiseleri bu 3 müracaat noktasına 3 mihenk taşı olur. Mihenk taşına vurarak anlamaya çalışmak lazım. Yani belki mübalağa ama gerçeği anlatmakta sembolik bir önemi var. Yani sinek dahi uçsa bu. Şimdi Anadolu'da dahil olmak üzere bu topraklar 3 dinin neşet ettiği topraklar. Yani 3 kimliğin neşet ettiği topraklar. Dünya enerji kaynaklarının %70'e yakın kısmı burada. Ve yani son yüzyıla belki damgasını vuran ve dünyanın en stratejik merkezi. Ve biz Türkler bu bölgede oturmanın bedelini tarih boyunca ödedik ve oturmaya devam etmek istiyorsak da ödemeye hazır olmalıyız. Zaten nereye gideceğiz canım? Yani daha iyi bir yer yok bulamamışız. Yok ki. Yani bunun bedelini nasıl öderiz? Bunun bedeli çok çalışmakla ödenir. Bunun bedeli ilim yapmakla, teknoloji üretmekle. Bunun bedeli kendi kültürümüzü, kendi sanatımızı. Yani Boğaz'da yılda oturuyorsan vergisini ödeyeceksin kardeşim mi bu? onun gibi bir şey. Evet yani... hem ruhsat almayayım hem vergi ödemeyeyim derseniz o zaman yıkımlara da razı olacak.